Peki evet Cem, sen de aynı şekilde hem Sefalet Çağı kitabımız hem de bu Sefalet Endeksi, bakın yani ne demek, ne anlamı geliyor bu Türkiye'nin bu Sefalet Endeksinde dördüncü sırada yer alması? Nasıl bir tehlike, nasıl bir felakettir bu Cem? Evet. Evet, yani kelime anlamına önce bakmak lazım. Şimdi sefalet endeksi olarak baktığımızda aslında bu 1980'li yıllarda ilk olarak ortaya atılan bir teori. En son durumunu da Steve Hanke tarafından ortaya çıkartılıyor. Enflasyon ve işsizlik arasındaki bağlantıyla birlikte toplumların sefaletini inceleyen bir endeks. Eğer bir toplumda enflasyon ve işsizlik aynı oranda ilerliyorsa, yani her ikisi de yüksek oranda ilerleme kaydediyorsa, o toplum sefalet endeksinde daha üst sıralara doğru gidiyor. Eğer enflasyon azalırken işsizlik de bir yandan azalıyorsa, o toplum şeyde sefalet endeksinde gerilerde kalıyor. Türkiye aslında bu endekse yeni girmedi. Önceden de bu endeksin içindeydik. Geçen sene mesela 10. sıradaydık. Venezuela 4. sıradaydı, işin enteresan tarafı. Bu sene biz 4. sıraya kadar yükseldik. Venezuela 5. sırada bizim arkamızdan, gerimizden geliyor. Ve Venezuela'da ekonominin ne kadar kötü durumda olduğunu biliyoruz. Aslında tek bakmamız gereken şey sefalet endeksi değil. Başka endeksler de var. Türk Dil Kurumu'nun sefaletle ilgili tanımına baktığımızda da sefil kelimesinin iki tane tanımı olduğunu görüyoruz. Birisi yoksulluk içinde bulunan, yoksulluk çeken yoksul kişi, birinci tanım. İkinci tanımsa alçak bayağı kimse. Yani sefilsen alçaksın. Sefilsen adam yerine bile koyulmuyorsun. Garibanın halinden hiç kimse anlamıyor. Bu hep böyle oldu. Şimdi ülke bazında da baktığımızda maalesef sefalet endeksi arttıkça toplumdaki sefillik düzeyi de artıyor. Peki bu sefalet endeksine bakmak gerekiyor mu yani bunun için? Çok da gerekmiyor. Yani sosyal medyada bile halk ekmek kuyruklarına baktığımızda, İftar çadırlarına baktığımızda, çadırlardaki sıralara, diğer taraftan da Monte Carlo'da ıstakoz yiyen milletvekillerini gördüğümüzde aslında bu sefaletin sebeplerini de nedenlerini de az çok anlayabiliyoruz. Burada tuhaf olan şey şu: Türkiye her sene büyüyen bir ülke. Sürekli övünerek bunu söylüyorlar. İşte bu sene %5 büyüdük, %5,5 büyüdük diyorlar. Hem bir yandan büyüdük, büyüyüp hem de bir yandan bu toplum nasıl bu kadar sefil bir hale geliyor? Bunu açıklamak için başka endekslere de bakmak lazım. Bir de Gini endeksi denilen bir endeks var. Buna Gini endeksi diyoruz. Yani Gini olarak yazılıyor, Gini olarak okunuyor. Gini endeksi de toplumdaki gelir dağılımını gösteriyor. Sıfırla bir arasındaki bir endeks bu. Sıfır her şeyin muhteşem olduğu, yani tüm gelirlerin eşit dağıtıldığı bir durumu ifade ediyor. Fakat tabii bire baktığımızda da bütün paranın bir kişide toplanmasını anlıyoruz buradan. Yani tüm servetin bir kişide olması bir anlamına gelirken, bütün servetin eşit olarak dağıtılması, yani toplumun tüm gelirinin, buna da sıfır diyoruz. Şu anda dünyada sıfır olan bir ülke yok. Yani birincisi şuna mı, birincisi şu, daha doğru anlaşılsın diye söylüyorum, pardon lafını kestim de. Yani birincisi şöyle mi oluyor, yani birileri ıstakoz yer, Maldivlere gider ya da pudra şekeri kullanır, birileri de kirasını ödeyecek parayı bulamaz gibi mi, yani öndeki doğru mu oldu? Bire yaklaştıkça bu endeksteki puan, o ıstakoz ve halk ekmek arasındaki bağlantı daha da netleşiyor. Herhalde Anladım. bir olan belki Kuzey Kore lideri olabilir. Yani ülke onun ya, her şey onda toplanıyor. Ama onun dışında öyle bir olan yok. Sıfır olan zaten yok. Sıfıra en yakın ülkeler var. Mesela Almanya 0,20. Gelişmiş Avrupa ülkeleri genellikle böyle 0,20'lerde gidiyor. Peki Türkiye'nin durumu ne? Türkiye'nin durumu düne kadar 0,39 seviyesindeydi. 38, 39, 40 bu oralarda gidiyordu. Ama son birkaç yıldır bu istikrarlı bir şekilde Gini endeksinde de yükseldik ve şu anda 0,43'e kadar çıktık. 0,43 yüksek bir endeks. Yalnız bu da tek başına yeterli değil, çünkü gerçek resmi bu da anlatmıyor. Neden? Çünkü asıl önemli olan problem ülkedeki gelir dağılımındaki adaletsizlik değil. Servet dağılımında müthiş bir adaletsizlik var. Yani bir belediye başkanı gelir olarak sadece bir belediye başkanı maaşı alıyor olabilir. Ama servetine baktığımızda milyonlarca kilometre kare
arsası ki var öyle bir belediye başkanı biliyorsunuz. Turgut Altınok'un 5 milyon metrekare arsası 600 tane dairesi çıktı. O da sadece bizim bildiklerimiz. Akrabalarının neyi var onların hiçbirini bilmiyoruz. Abi babadan kalmaydı o abi, sen de günah alma ya. Şimdi biz Turgut Altınok'u Gini Endeksinde bir yerlere koymaya kalktığımızda belediye başkanı maaşı ne kadarsa o kadarlık bir yer kaplayacak. Yani Gini Endeksi de tek başına yeterli değil. Asıl servet dağılımındaki adaletsizliğe bakmak lazım. En büyük problem burada başlıyor. Bunun sebebi de aslında bu Newtonyen ekonomik anlayışına kadar gider. Yani her şey vektörel hızla ilerliyor. Geçmiş ekonomik paradigmalara göre ne oldu? Bir servet konsantrasyonu oluştu. Bu servet konsantrasyonu artık 2000'li yıllarda öyle bir hale geldi ki toplumun çok büyük bir kısmı sefalet içinde yaşarken bütün dünyada böyle. Türkiye gibi ülkelerde, Türkiye, Rusya gibi ülkelerde bu biraz daha tabii konsantrasyon daha yüksek ama Almanya'da bile öyle. Toplumun büyük bir kısmı sefalet içerisinde yaşarken çok küçük bir kısmı mutluluk, huzur içerisinde yaşıyor. Şimdi tabii bu noktada o toplumun büyük kısmı sefalet içinde yaşadığı için bir takım sorular sorabilir. Biz niye bu kadar fakiriz? Çünkü görüyor kendisi otobüs durağında beklerken arka arkaya çok lüks arabaların yoldan geçtiğini görüyor. Şimdi bu soruların sorulmaması için de önümüzdeki dönemde bir küresel ısınma paradigması ortaya atılacak. Zaten atılmaya başlandı. Çünkü dünya ilk defa bu kadar kalabalık ve bu kalabalığı artık servet dağılımı kurtarmıyor ve sefalet içerisinde yaşayan halkların ayaklanmaması için yeni bir paradigma bizi bekliyor. O paradigma da şu: dünya ısınmasın diye çok tüketme, çok tüketmeyeceksen çok da üretmene gerek yok. Ayrıca var olanı paylaş. Paylaşım ekonomisine doğru da gidiyoruz. Aslında bütün bu mesela son dönemde pompalanan işte cinsiyetsizlik yaklaşımları vesaire, bunların hepsi paylaşım ekonomisini destekliyor. Neden? Çünkü cinsiyet aynı zamanda bir mahremiyeti de beraberinde getiriyor. Mahremiyet paylaşımı azaltıyor. Ama artık yeni sefalet çağında herkesin bir şeyleri paylaşması lazım. Mesela tuvaletlerin bile cinsiyetsiz olması, tuvaletlerin daha etkin kullanımını, daha az sayıda tuvalet ihtiyacını ortaya çıkartacak. Ya da son dönemde daha küçük arabaların üretilmeye başlanması, böyle tek kişilik arabalar biliyorsunuz. İşte bütün bunlar o paylaşım ekonomisini bize yavaş yavaş böyle ısıtarak önümüze sürekli bunu koyuyorlar ve bunu da küresel ısınma paradigmasıyla doğal yoldan bize kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ama bunun arka planında var olan şey şu: 20. yüzyılda efendiler kölelere verdikleri hakları şu anda 21. yüzyılda tekrardan geri alıyorlar. Bunu yaparken de bir paylaşım ekonomisi paradigmasını küresel ısınmayla destekleyerek çok doğal bir şekilde bize bunu kabul ettirecekler. Bunu hatta 1970'lerde başlar bu. İnsan dünyada nasıl yaşamalı? Bunun cevabı da şuydu, 70'lerde verilen cevap: en az enerjiyi harcayarak, daha az enerji harcayarak. Ve 70'lere kadar üretimle, üretim fonksiyonlarında çalışanın aldığı pay %50 iken, yani bir şey üretildiğinde çalışan o üretimden elde edilen kazancın yarısını alırdı. Sermaye sahibi diğer yarısını alırdı. 70'e kadar bu durum böyleyken 70'ten sonra gitgide o pay sermaye sahibinden yana doğru evrildi. Bugün geldiğimiz noktada ise üreten, yani çalışan %8'i alıyor, %92 sermaye sahibine kalıyor. Mevcut vergi kanunları da sermaye sahibini koruyor. Yani bir fabrika patronu bile kendisini müdür olarak gösteriyor şirkette. Sürekli elde edilen karla şirket yeni yatırımlar yapıyor. Müdür olarak da kendisine belli bir maaş bağlıyor. Diyor ki benim maaşım aylık 100 bin lira atıyorum. Ortaklara para transferi de o kar dağıtımı olmazsa da o Gini endeksinde milyon dolarlık, milyar dolarlık patron yine ortalarda bir yerde yer alabiliyor. Bugün geldiğimiz noktada artık dünya ve özellikle Türkiye, ki Türkiye bu efendilerin söylediklerini tamı tamına yapıyor. İşte bu Dünya Bankası gibi organizasyonlar zaten bize bunu kabul ettirmek adına
ortaya çıkmış organizasyonlar. Biraz da bu kitabımıza da ilgili, hani oraya bağlamanı da isteyeceğim senin. Bir de çok soru geldi. Daha şimdiden izleyicilerimiz sağ olsunlar, nasıl alacağız, ne yapacağız falan diye sorular geliyor. Bayağı bir gördüm. Hatta şimdi DNR gibi yerleri de aramışlar. Yok diyorlar falan filan diyenler var. Onu da sen daha iyi anlarsın. Anlamadım niye öyle oluyor. Herhalde ön sipariş var değil mi şu anda? DNR'ı bu saatte, hangi DNR'ı aramışlar? Saat 22:22. Vallahi bu da bir tevafuk demin, oldu. Demin birisi yazdı onu. Şimdi unuttum da gördüm. Yani şöyle, mesela gündüz vakti DNR'ı aradıysa, DNR'ın bilmem neredeki şubesini aradıysa tabii ki yok diyecek orası. Ne dedik biz? Perşembe günü stoklarda olacak. Şu anda ön siparişi internetten verebilirler. Ama mağazaya gidip satın almak istiyorlarsa eğer, o zaman Perşembe gününü beklemeleri lazım. Hatta Cuma günü falan onlar raflara kitaplar çıkar. Ama yok, ben mağazadan almayacağım, internetten alacağım diyorlarsa hemen şu anda sipariş verebilirler. Ön siparişte Perşembe günü kargoya çıkacak. Orada bir sıkıntı yok. Doğru, pardon. Ben bana ayrıca yazmışlar. Ben onu paylaştım ya Instagram'da bugün gündüz. Demek gündüz aramışlar. Şimdi orada gördüm şeyde. Peki, yani o Perşembe günü aslında kitabı DNR gibi birçok yerde kitapçılarda da elinize alacaksınız. Ama şimdilik ön sipariş verebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bu arada ilginiz için bu konuyla ilgili de.